Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir fosforlu kalemde daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Cemil Meriç'in Işık Doğudan Gelir'i. Cemil Meriç'in Işık Doğudan Gelir'i. Yayın Evi İletişim Yayınları. Şöyle kapağını da bir göstereyim. Yüzüme yaklaştırarak seçebildiğiniz kadar. En azından bir aşinalık oluşsun. Kitap arkadaşlar Cemil Meriç'in ansiklopediler için, daha doğrusu İslam ansiklopedisi için hazırlamış olduğu makalelerden oluşuyor. Oraya hazırladığı maddelerden oluşuyor. Onları daha sonra elden geçirmiş, makaleye dönüştürmüş veya yazıya dönüştürmüş bir miktar. O yüzden Cemil Meriç'in o alışık olduğumuz ateşli üslubuna pek sahip değiller. Biraz daha naif metinler. Daha böyle ne diyelim yumuşak metinler. Ama yine de Cemil Meriç metinleri o yönüyle elbette faydadan hali de değiller. Hemen notlarımdan, onlardan işaretlediklerim, gördüğünüz gibi şurada size bir parça işaret koydum. Çünkü notlarım çoktu. Hepsini paylaşmaya çalışırsam çok vakit alacaktı. Böyle bir şey yaptım. İşaretlediklerimi sizlerle paylaşayım. İlk notum 11. sayfadan. Şöyle bir yerden okuyayım. İslam medeniyetine gelince, İslam medeniyeti yekpare bir bütün Cemil Meriç'e göre. İslam medeniyetine gelince, İslam medeniyeti yekpare bir bütün Cemil Meriç'e göre. Bu medeniyetin dayandığı mukaddes kitaplar, milyonlarca insanın yoluna ışık serpmiş ve serpmektedir. İslam'ın muhitül marifi, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdir. Benim işaretlediğim cümle bu cümle. İslam'ın muhitül marifi, Kur'an-ı Kerim ile hadisi şeriflerdir. Kur'an Müslümanlarının kulakları çınlasın. Cemil Meriç gibi bir entelektüel bile, ki bu Kur'an Müslümanları onun okuduğunun, yazdığının 40'ta birini bile okumuş yazmış değillerdir. Onun entelektüel kapasitesinin herhalde %1'ine daha ulaşamamışlardır. Ama o bile diyor ki İslam'ın muhitül marifi Kur'an-ı Kerim ile hadis-i şeriflerdir. Yani hadisleri almayayım, sadece Kur'an'a bakayım falan, böyle şeyler yok. Evet, diğer bir notuma bakıyorum arkadaşlar. Bu da 18. sayfadan. Çok güzel bir şey Arapçaya dair. Tercüme, son derece mühim bir kültür hadisesidir Cemil Meriç'e göre. Nitekim 12. yüzyıla gelindiğinde Avrupa karanlıklarından kurtulmak için Arapça öğrenmek zorundadır. Çok enteresan bir cümle değil mi arkadaşlar? Avrupa karanlıklardan kurtulmak için Arapça öğrenmek zorundadır. Yalnız İbn Sina, İbn Rüşd ve el-Biruni gibi İslam dahilerini okumak için değil, eski medeniyetlerin fikir hazinelerinden yararlanmak için de Arapçaya ihtiyaç vardır. İslam dünyası bütünüyle cihan kültürünün tek varisidir o devirlerde. Elbette ki İslam, kendinden önceki irfanı zenginleştirmiş, Kur'an ve hadislerin gümrah meşalesiyle aydınlatmış, kendi dehasının menşurundan geçirerek cürufundan temizlemiş, bunu yaparken de her değere saygı göstermiş ve asırların emanetini bütün haşmetiyle gelecek nesillere aktarmıştır, diyor ve devam ediyor. Güzel bir yer burası. İlerleyelim, başka bir notumuz. 25. sayfada arkadaşlar, hemen sayfanın altında. Unutmamamız gereken bir hakikat de şu. Düşünen ve temaşa eden varlığa, yani insanı yeryüzünden kovarsak, o ulvi ve dokunaklı tabiat kasvetli ve dilsiz bir sahne olup çıkar. Kainat susar. Her tarafa sessizlik ve gece kaplar. Geniş bir inzivagaha döner alem. Şahidi kalmayan olaylar karanlık ve sağır geçip giderler. İnsan olmasa varlıkların ne değeri kalırdı?
diyor ve devam ediyor yer. Burası hem Müslümanlar açısından mesela işte insanın şahitliğinin kıymetini anlatan, onun önemini anlatan bir metin. Hem de bir açıdan kuantum fizikçilerin hani şahidi olmayan şey var olmuş mudur, var olabilir mi, gözlemci varlık için şart mı falan tartışmasında edebi bir ışık tutuyor olaya. Evet, insanın varlığı böylece kıymetleniyor şahitliğiyle. Çünkü onun şahitliği varlığı kıymetli kılıyor. İlerleyelim arkadaşlar. İşte bir notum daha. Buradan bir cümlecik paylaşacağım sizinle. Allameler hafızaya dayanır, filozoflar akla, sanatçılar ise zevke hitap eder. Allameler hafızaya dayanır, filozoflar akla, sanatçılar ise zevke hitap eder. Herhangi bir ilim veya sanatın ilk prensiplerinden en uzak neticelerine kadar bir zincir vasıtasıyla inilir ve aynı zincir yardımıyla neticelerden prensiplere çıkılır. Diyor ve devam ediyor bu metin. Başka bir notuma geleyim arkadaşlar. Buralarda yokmuş. Bak ta ileriye gidiyoruz. Ve evet. Geldik. Burası 80. sayfa arkadaşlar. Şöyle bir yerden alıp okuyayım. İhvana göre felsefe hikmet demektir. İhvan-ı Safa Risalelerinin yazarları için söylüyor bunu. Oysa Müslüman yazarlarının çoğu için felsefe sadece beşeri aklın müteradifi olarak kullanılır. Oysa Müslüman yazarlarının çoğu için felsefe sadece beşeri aklın müteradifi olarak kullanılır. Nihai kaynağı ise eski peygamberlere gelen vahiylerdir. İhvan için felsefe insanın mümkün olduğu kadar Tanrı'ya benzemesidir. İhvan-ı Safa Risalelerinin yazarları böyle düşünüyormuş ki Risale-i Nur'u da Bediüzzaman Hazretleri felsefenin böyle bir amacı olduğunu, felsefenin içindeki bazı ekollerin böyle bir amacı güttüklerini naklediyor, eleştiriyor, tenkit ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'a teşebbühü bir vacip, mümkün değildir böyle bir şey diyor. Felsefe insanın mümkün olduğu kadar Tanrı'ya benzemesidir diyor ve devam ediyor. Geldik 92. sayfaya. Güzel bir yer. Tek bir cümle okuyayım buradan. İslamiyet ya da birkaç cümle diyelim. Tek cümle biraz iddialı oldu. İslamiyet akılla Batı'nın rasyonalizmini aynı şey saymaz. İslamiyet akılla Batı'nın rasyonalizmini aynı şey saymaz. Akıl tevhid inancına götüren mütevazi bir köprüdür. Akıl tevhid inancına götüren mütevazi bir köprüdür. Bu inançtan ayrıldığı gün ister istemez dalalet bataklığına saplanacaktır. Şurada da bir cümle var, okuyayım. Helenizmin taarruzu İslamiyet için bir fikir mayasıdır. Helenizmin taarruzu İslamiyet için bir fikir mayasıdır diyor. Devam edelim. Bakalım bu seferki notumuz hangi sayfada? O epey ilerledik. Geldik 160. sayfaya. 161. sayfa pardon. 161. sayfada sonlarda bir yer. 3000 yıla uzanan organik bir gelişme karşısındayız. 3000 yıla uzanan organik bir gelişme karşısındayız. Bir edebiyat ki Bible, nasıl söylenir bu? İncil'in İngilizcesi. Bible mı denir? Bible mı denir? Ne denir artık bilmiyorum. Bible'ın yazıya geçişiyle başlar. Bible diyelim hadi. Son ifadesi ise bugün İsrail'de kaleme alınan yüz yazılar ve şiirler. Kaldı ki Bible daha uzun bir edebi faaliyet zincirinin son halkasıdır. Ve İbrani edebiyatının belli başlı türlerinden örnekler sunar. Yani bizim İncil diye bildiğimiz metinler, yeni ahitler, eski ahitler. Cemil Meriç burada uzun uzun tahlil ediyor onları. Onların böyle Kur'an gibi bir mahiyeti yok. Hatta hadis-i şeriflere bile yaklaştırılamazlar. Onlar uzun yıllar boyunca İncil'e dair, işte Hazreti İsa'ya dair, Hazreti Musa'ya dair aleyhisselam oluşturulmuş metinlerin bütünü. Bir edebiyat aslında. Nasıl divan şiirleri diye bir derleme olsa, onun gibi bir şey yani. Ya da Fuzuli'nin şiirlerine dair metinlerden bir derleme yapsanız, nasıl o Fuzuli'nin şiirlerini ne kadar anlatırsa,
Bu Eski Ahit, Yeni Ahit de, İncil de ancak o kadar anlatabiliyor Cenab-ı Hakk'ın vahyini, o orijinal halini. Yani bayağı uzak. Burada bu makalede uzun uzun onları tahlil ediyor arkadaşlar. Ben de bu vesileyle öğrenmiş oldum. Devam edelim. 176. sayfada yine konuyla ilgili bir cümle. Bütün Hristiyan kiliselerince muteber kabul edilen herhangi bir kitab-ı mukaddes yoktur. Bütün Hristiyan kiliselerince muteber kabul edilen herhangi bir kitab-ı mukaddes yoktur. Birçok Katolik ve Protestan uzmanlarının gerçekleştirdiği ve tamamlanmak üzere olan ekümenik tercüme muhtemelen ortak bir metin getirecektir diyor. İleride olacak bu diyor belki. Belki. İlerliyoruz yine. Geldik 201. sayfada. Yine bir cümle okuyayım yeter. Dünyada akıl hakim olsa dünya baştan başa yıkılırdı. Dünyada akıl hakim olsa dünya baştan başa yıkılırdı. Biz de diyoruz ki akıl olmadığından oluyor bunlar. Halbuki akıl da diyor dünyaya zarar verir. Geldik 271. sayfaya. Şöyle bir yerden başlayayım. Oryantalizmler cömert bir tecessüsün insan düşüncesine kazandırdığı fetihler değil. Çok defa kapitalizmin emellerini gerçekleştirmeye yarayan birer keşif koludurlar. Oryantalizmler cömert bir tecessüsün insan düşüncesine kazandırdığı fetihler değil. Çok defa kapitalizmin emellerini gerçekleştirmeye yarayan birer keşif koludurlar. Şampolyon ve Anquetil diye mi okunur acaba? Ve Anquetil Cihangir bir içtimai sınıfın emrinde şuurlu veya şuursuz bir misyoner. Kapitalizm sömürmek için tanır. Kapitalizm sömürmek için tanır. Evet arkadaşlar. Bu kadar yetsin ya. Bundan sonrakileri okumayayım. Akılla ilgili falan da güzel cümleler var ama onları atlamış olduk. Tekrar dönelim mi? Mesela şurada 208. sayfada bir cümle. Peşin hüküm ahmakların aklıdır. Peşin hüküm ahmakların aklıdır. Bir tane de mesela şeyden okuyayım. Aklımıza en çok yaraşan yargılar biraz çekingen olanlardır. Aklımıza en çok yaraşan yargılar biraz çekingen olanlardır. 204. sayfadan da bu da. Diyelim ve burada bitirelim. Tekrar bir kitabın kapağını size göstereyim arkadaşlar. Cemil Meriç merhumun Işık Doğudan Gelir kitabı. Dediğim gibi bunlar Cemil Meriç'in İslam Ansiklopedisi'nin hazırladığı maddelerin daha sonra elden geçirilip makaleye dönüştürülmüş halleri. Cemil Meriç'in o alıştığımız ateşli üslubu yok demiştim başta, yine tekrarlıyorum. O deneme üslubu, o kendine sorup cevaplamalar falan o kadar sık değil. Yine var da elbette. Cemil Meriç yine Cemil Meriç ama diğer kitaplarındaki şeyi bunlarda o tadı, o lezzeti bulamıyorsunuz. Fakat mutlaka okumak lazım. İçindeki makaleler konular hakkında epey bilgi verici makaleler. Pekala, bir kitaplık da bu kadar. Başka bir kitapta yine bir fosforlu kalemde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.